Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu aslında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin olduğu gün yayınlamıştık. Ama baş kısmında videonun bir şiir okuduğum için telif aldı. Tekrar sizlerle o şiir kısmını bölüp yayınlıyorum. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, yine bir tasarım oya Öyle kendi tasarladım. Bunun farklı bir şekilleri var ama bu tamamen çok farklı. Kendi tasarladığım bir modelle sizlerleyim. Bunu herkes yapabilecek. uğraştırmayan bir model olacak. Hem de çok güzel üteye gelen bir model olacak. Bu numaram Leylak markası yeşilim 699 arkadaşlar çıkartmamı inşallah yalnız, yanlış söylemedim 699 leylak markası mavi kullanacağım. Mavim de. altın başak 131. Sarım Leylak markası 444 çok az kaldı. Bu da çok az kaldı. Bitmek üzere, bittim, biteceğim diyor. Bu rengin bayağı her mod yazmamda genellikle kullandığım bir renk. Almam gerekiyor. Leylak markası 423 ve tığ 22 numara arkadaşlar. 22 numara tığ ile yapacağız modelimizi Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım Bu arada modeli göstermedim modelim budur gerçekten çok güzel oldu Herkesin yapabileceği tasarım bir model ee, Hani küp oyası var ilmek çıkararak yapılan şu üst kısmı sanki ona benziyor ama ben alt kısmını giderken burayı kurup üzerine yine ilmek çıkarmadan tığla yaptığım bir işlem oldu 1, 2, 3, 4. Ben arasına 10 tane kutucuk yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ipimiz tutturalım ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi tutturdum. 2 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Yandaki tığ bat diye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 adet zincir çekiyorum. Başına 1 alıyorum. Yandaki tığ bat diye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Bu şekilde kutucuk yapıyorum. Arası 10 adet kutucuk olacak arkadaşlar. Yani bilmiyorum siz istediğiniz arayı verebilirsiniz ben. Şu arayı 10 tane kutucuk yaparak yaptım. Sizler 15 de yapabilirsiniz. İstediğiniz arayı verebilirsiniz. Şu modelin bitiminden sonra sayıyoruz bakın. Şu yaprağın 1 2 3 4 5 6 olmuş. 2 adet zincir başına bir al. yanındaki tığ battı içerisine gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çekelim. 2 adet zincir başına bir al yandaki tığ bat diye gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çekelim. 2 adet zincir başına bir al yandaki tığ bat diye gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çekelim. Bu arada saymayı unuttum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sonuncu kutucuğumu yapıyorum. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ 10. kutucuğumuzda yaptık. Yani ben 10 tane ara veriyorum. Sizler istediğiniz kadar ara verebilirsiniz. Şimdi benim elim sıkı 9 adet zincir çekeceğim. Sizler bunu elinize göre ayarlayabilirsiniz. 4 5 6 7 8 ve 9. Oyamı döndürüyorum. 9 adet zincirimi 1 2 kutucuk bırakıp şuradan hemen bunun tepesinden ikincinin batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekip düz yüzünü döndüm. Bakın iki kutucuğumun üzerinde 9 adet zincirli bir yuva oluştu. Şimdi başına iki kez aldım. Yuvaya girdim. Bu 5 zincirin birinci trabzan. Başına iki kez aldım. Yuvaya girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. 2 oldu. Başına iki kez aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 3 oldu. Başına iki kez aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 oldu. Başına iki kez aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 oldu. 6. trabzan için 5 adet zincir çektim yuva içerisinde sık iğne ile kapattım birinci yaprağımız hazır 5 adet zincir çektim bu birinci trabzanın başına iki kez aldım yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım iki oldu başına iki alıp yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki aldım üç oldu Başına iki aldım yuva içerisine girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım. Şöyle bakalım dört oldu. Beşinci trabzanımı da aynı şekil yaptım. Altıncı trabzan olarak beş adet zincir çekiyorum. Yuva içerisinde sık iğne ile kapatıyorum. İki adet yaprağımız bu şekilde hazırlandı. Son yaprağımızı yapacağız. Beş adet zincir. Başına iki kez al yuva içerisine gir. Önce bir sonra 2 iki, sonra 2 iki, sonraki 2 iki oldu. Başla 2 al gir önce 1 sonra 2 iki, sonra 2 iki, sonraki al 3 oldu. Başına 2 alıp girelim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alalım. 4 oldu. 5. trabzanımı da aynı işlemle yapıyorum. 5 oldu. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. Yuva içerisine girdim sık ile kapattım. Bu şekilde 3 adet yaprağımız hazırlandı. Şimdi hemen bakın buradaki kutucuğun içine bir sık ile giriş yaptım. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki kutucuğa girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki kutucuğa girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 oldu. 2 adet zincir başına bir al, yanındaki kutucuğa gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 3 oldu. 2 adet zincir başına bir al, yanındaki tığ bat diye girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alalım. 4 oldu. Yani vereceğiniz arayı vererek devam edip gideceksiniz bu noktada. Ben 10 tane kutucuk yapacağım. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Yine 10 tane kutucuğumu yaptım. Dediğim gibi benim elim sıkı 9 adet zincir. 6 7 8 ve 9. Sizler eğer ki eliniz biraz daha bol ve gevşek ise bunu 7 de çekebilirsiniz. Geriye döndüm tersine 9 adet zincirimle. 1 2. Şu 2'nin tepesinde kapattım. 2 adet kutucu 9 adet zincirimin arasına almış oldum. 5 adet zincir. Dönüş yaptım. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Başlangıç bir al yuvaya gir. Önce 1, sonra 2, iki, sonra 2. Iki. pardon, çok özür dilerim arkadaşlar. Kafam dağıldı birden. Neden bilmiyorum. 5 adet zincir çektik ya başına 2 kez alacağız. Yuvaya gireceğiz. Önce 1, sonra 2, iki, sonra 2, iki, sonraki 2 iki oldu trabzan. Başına 2 alıp girelim. Önce 1, sonra 2, iki, sonra 2, iki, sonraki 3. Başına 2 alıp girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 4. Başına 2 alıp girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekelim. 5. de yapacaktık. Çıktı. Başına 2 alıp girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 5 adet toplamda trabzanım olunca 5 zincir çekip yuva içerisinde kapatıyorum. Yani arkadaşlar şuradaki işlemin aynısı. İstediğiniz arayı verdikten sonra yine böyle zincirle dönüp yuva oluşturup bu işlemi yapacaksınız. Şimdi bu kısmına geçelim. Üst kısmına. Çok kibar ve zarif bir model oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Şimdi yazmamda 3 renk yoğun bastığı için bu e, e, bir tatlı bir mor, sarı ve mavi. Yine bunu da morla yapacağım. İnşallah şu ipimiz yetecektir oraya diye düşünüyorum. Mor, sarı, mavi yine morla yapacağım. Mor da değil bunun rengi ama böyle mürdümü andırıyor biraz arkadaşlar. Kameramızı yaklaştıralım. İpimi tığ battım tığıma sabitliyorum. Şimdi tersinden bakın bu orta yuvadan giriyorum. Şu iki yaprak arası kapatacağım. Orta yuvadan girdim ipin ucunu aldım buraya kapattım sabitledim yine 9 adet zincir çekiyorum ben 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sizler elinizin ayarına göre bunu ayarlayabilirsiniz şimdi bunu ortadaki şurada arada kapatıyorum bakın şuradan giriyorum yine ortadan ipin ucunu alıyorum bu arada girip kapatıyorum bu şekilde şurayı hemen yok edelim ki gözünüzü yormasın şu fazlalık bastıralım gördüğünüz gibi şimdi düz yüzünü dönüyorum bu yaprağımızı şöyle öne yatıralım buradaki yuvamız öne çıksın ve rahat dolduralım İçine girdim bir adet sık iğnesi ile yuvanın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir çektim ilk trabzanım için. Aşağıda şöyle 6 tane zincir bırakıp batıyorum. İpin ucunu alıyorum ve kapatıyorum. Şöyle ilk pimpirikli trabzanımı yapmış oldum. Görüntüde sorun yoktur inşallah. Başına iki kez aldım şimdi. Yuvaya girdim ipin ucunu aldım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim 4 adet zincir girdim içine kapattım ikinci pimpirikli trabzan yaptım başına iki aldım girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki çektim 4 adet zincir çektim bu aradan girdim kapadım pimpirini yaptım 3 oldu Ba 2 alıp tekrar girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekiyorum Baına 2 al gir önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekiyorum. 4 adet zincir Bu ara noktadan girdim kapadım. Baına 2 aldım tekrar girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 4 adet zincir ara noktadan girdim ve kapadım başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 4 adet zincir ara noktadan girdim ve kapadım başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 4 adet zincir çektim aradan girdim ve kapadım pim pim yaptım bu işlemi 10 tane olana kadar yapıyorum 2 4 6 7 başına 2 al gir önce 1 sonra 2, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çek 4 adet zincir ara noktadan gir ve kapat 8 başına 2 al gir önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çek 4 adet zincir ara noktadan gir ve kapat 9 başına 2 alıp gir Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çek. 4 adet zincir. Bu ara noktadan girip kapatalım. 10. 10 tane pimpirikli trabzan yaptık. 1 adet zincir çektik. İpimizi kestik. Hemen bunu da burada bir bastıralım ki kaçmasın. Bu şekilde. Şimdi yaprağımızı ön tarafa düzeltiyoruz Bunu herkes yapabilecek arkadaşlar e, tasarım oyalarımın zor olduğunu söyleyen arkadaşlarım için de bu model gelsin Çünkü tasarım oyalarımın çok uğraştırıcı zor olduğunu söyleyen birçok arkadaşımız vardı Ben çok beğenerek yaptım İnşallah sizler de beğendiniz hepinize çok teşekkür ederim Bir dahaki videoda görüşmek üzere Sevgiyle hoşça ve dostça kalın